Değerli dostlar, değerli takipçilerim, biliyorsunuz ki birçok sosyal platformlarda Facebook, Instagram ve YouTube sayfamda Kütahya'mızın değerli eserlerini sizlere tanıtmaya çalışıyordum. Maalesef son günlerde dünyamızda ve ülkemizde yaşanmış olan koronavirüs salgını dolayısıyla evde kal uyarıları yapılıyor. Biz de buna uyuyoruz. Dönüşümlü olarak hizmetimizi görsek de çocuklarımızı ve ailemizi evimizden dışarıya çıkartmamaya çalışıyoruz. Bu kurallara uymayı dikkat edelim inşallah hep birlikte. Bir süredir sizlerle buluşamıyoruz paylaşımlarda. Ben de acaba ne yapılabilir diye düşündüm ve en azından boş durmamak adına sizlere bazı güzel bilgiler vermek için ufak tefek videolar çekmeyi, sizlerle paylaşımda bulunmayı düşündüm. Bu konuda Mustafa Sözer'le gizemli hikayeler diyebilirsiniz. Sizlerin çoğunun aşina olduğu, belki de çoğunuzun duyduğu fakat anlamını hep merak ettiğiniz şeyler, gizemli hikayeler olabilir, tarihten bir hikaye olabilir, öğrenmek istediğiniz şeyler olabilir. Bununla ilgili ufak videolar çekip sizinle paylaşmayı düşündüm. Mesela aklıma bugün şu geldi, Anadolu coğrafyasında belki de çoğu gittiğiniz yerde duymuşsunuzdur, kulağınız aşinadır. İki dirhem bir çekirdek diye bir söz vardır, bir tabir vardır. İki dirhem bir çekirdek nereye gidiyorsun böyle? O çok şıksın iki dirhem bir çekirdek gibi böyle ilginç bir tabir var. Bu tabiri belki de hepiniz çok merak etmişsinizdir çoğu zaman acaba ne anlama geliyor diye. Fakat altında çok ilginç bir olay yatıyor. Normalde bu iki dirhem bir çekirdek deyimi Osmanlı altından geliyor desem siz hemen şimdi ne alaka diyebilirsiniz. Hatta keçi boynuzundan geliyor desem daha da şaşırırsınız. Dünyada çeşitli uluslar, çeşitli medeniyetler, çeşitli devletler, çeşitli insan toplulukları bugüne kadar değerli taşları, değerli madenleri hep keçi boynuzu ağırlığıyla tespit ettiler. Şaşıracaksınız belki ama bu gerçekten böyle. Keçi boynuzu bitkisi Akdeniz ikliminin yaşandığı coğrafyalarda yetişen bir bitkidir. Baklagillerdendir ve her dem yeşil kalan bir bitkidir. Meyvesi yenen bir bitkidir. Keçi boynuzu ne alaka diyebilirsiniz? Keçi boynuzunun çekirdeği 0,20 gramdır. Yani 1 gramın 5'te 1'ine eşittir. Dolayısıyla bir keçi boynuzu çekirdeği 0,20 gramdır. Dünyada ağırlığı hiçbir zaman değişmeyen bir özelliği var. Çok serttir. Bir keçi boynuzu bitkisinin çekirdeğini asla dişlerinizle kırmayı denemeyin. Çünkü çok sert ve dişlerinizin kırılmasına sebep olabilir. Dolayısıyla keçi boynuzunun ağırlığı daima dünyanın neresine giderseniz gidin hep aynıdır. 0,2 gramdır. Değişmez bir ölçü birimidir bu adeta. Bunu da medeniyetler farkına vardıklarından elmas, altın ve mücevher gibi bazı değerli olguları keçi boynuzu çekirdeğinin ölçüsüyle isimlendirmişler. Size burada dirhemden de bahsetmek gerekir. Çünkü deyimin içerisinde 2 dirhem bir çekirdek dendiği için dirhem de geçmektedir. 1 dirhem 16 adet keçi boynuzu çekirdeğine karşılık gelir. Bu da yaklaşık olarak 3,2 gramdır. Bir Osmanlı altını ise 33 adet keçi boynuzu çekirdeğine tekabül eder. Dolayısıyla 2 dirhem dendiği zaman 32 çekirdekten meydana gelmiş 6,4 gram ağırlığında bir ağırlıktan söz edebiliriz. Osmanlı altını da 33 adet çekirdeğe denk geldiğinden dolayı 6,6 gram ağırlığındadır. Dolayısıyla 2 dirhem bir çekirdek sözünün anlamı 33 adet keçi boynuzu çekirdeğine tekabül eder. Böylelikle 2 dirhem bir çekirdek dendiğinde Osmanlı altının kastedildiğini anlarız. Eski Osmanlı beyefendileri çok şık giyindiklerinde ve çok bakımlı göründüklerinde çevredeki insanlar tarafından 2 dirhem bir çekirdek yani bir Osmanlı altını kadar çok şık göründükleri, çok parlak göründükleri tabir edilirmiş. Sözün de deyimin de karşılığı buradan gelmektedir. Size karat hakkında da bilgiler verelim. Özellikle değerli taş sektöründe elmas ve altın gibi değerli madenler sektöründe karat çok önemli bir ölçü birimi. Çoğunuz karat ölçüsünü hep elmaslarda değerlendirildiğini, elmaslarda kullanıldığını belki görmüşsünüzdür, aşinasınızdır. Fakat karat aynı zamanda altın biriminde de kullanılan bir ölçü birimi. Aslında altın biriminde kullanılan karat, krat diye geçmektedir. Bu da 1/24 oranındaki bir maddede 24'te 1'in saf altın olduğunu gösteren bir ölçüdür. Siz 24 ayar altın dendiğini duyduğunuzda bilin ki o %100 bir altındır. Değerli dostlar, keçi boynuzunun Latince ismi keraton, Arapça karşılığı ise
karattır. Böylelikle keçi boynuzu çekirdeğinin ölçü birimini dünya medeniyetleri, insan toplulukları karat olarak isimlendirmişler. Yani bir karat dendiği zaman bilmelisiniz ki bu bir keçi boynuzu çekirdeğinin ağırlığıdır. Fakat elmas sektöründe, değerli taş sektöründe karat olgusu biraz daha farklı algılanmalıdır. Bu konu hakkında da sizlere biraz bilgi verelim. Mesela bir karat dendiği zaman 0,2 gram akla geliyordu. Söylemiştik bunu. Yalnız her zaman için bir karat elmas 0,5 karat elmastan değerli diye bir olgu da yoktur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Özellikle başta elmas olmak üzere değerli taş sektöründe taşın karatından daha fazla 4C özelliği aranır. Bu konu hakkında da sizlere biraz bilgi verelim. 4C ne demektir? İngilizce olarak yazılışını farz edersek 4C demek cut, kesim yani o taşın kesimi. Clarity, o taşın şeffaflığı. Color, o taşın rengi. Ve karat, o taşın ağırlığı olacak şekilde 4C özelliği çok önemlidir. Dolayısıyla sizler bir elmas alışverişinde bulunursanız bu 4C'nin önemini kesinlikle göz ardı etmeyin. Örnek vermek gerekirse mesela 0,5 karat bir elmas eğer çok şeffaf ve kesimi çok düzgün ve güzelse 1 karatlık elmastan daha fazla değerlidir ekonomik olarak. Bunu söyleyebilirim. Bu videomuzda sizlere 2 dirhem 1 çekirdek deyiminin anlamını açıklamaya çalıştık. Kısaca özetlemek gerekirse bir Osmanlı altını 33 adet keçi boynuzu çekirdeğine tekabül etmektedir. Bir dirhem ise 16 adet keçi boynuzuna tekabül eder. 2 dirhem dediğimiz zaman 32 adet keçi boynuzu çekirdeği yapar. Buna bir çekirdek daha eklerseniz 33 çekirdek yapar. Bir Osmanlı altını da 33 keçi boynuzu çekirdeğine tekabül ettiğinden 2 dirhem bir çekirdek dendiğinde Osmanlı altınından bahsedildiğinde anlarız ve onun görünüşünün ve parlaklığının benzeri olarak kişiye 2 dirhem bir çekirdek denmesi onun çok şık olduğunu, bir Osmanlı altını kadar parıl parıl parladığını belirteceği için böyle bir deyim kullanılmış Osmanlı coğrafyasında. Umarım ilginizi çekmiştir. Bir dahaki videomda böyle gizemli hikayelerle, gizemli olaylarla tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Hepinize mutlu günler, esen kalın.